Hadi çabuk ol abi. Çıkıyoruz. Uyurken yüzünü ellerinle niye kapatıyorsun abi? Alışkanlık. Geç kalmayalım. Oğlum, eminim. Sana neden Emin adını verdim biliyor musun? Ne oldu abi? Hiç, hiç. Hadi gel, yardım et. Diğerlerine gidelim. Ne yapıyorsun sen? Babamı bekliyorum. Babasını bekliyormuş. Sana bir şey getireceğini mi sanıyorsun? Yine eli boş gelecek. Ben bir şey istemiyorum ki. Sadece bekliyorum. Peki, ne mırıldanıyordun öyle? Babam için dua ediyordum. Dua mı? Dua ediyormuş. Thank you.
Nihayet gelebildim beyefendi. Niye geciktin? Saçmalama ya. Çekil önümden. Ayıp ayıp. Bari tafra yapma. Çocuklar açlıktan geberdi. Babaları yiyecek getirecek diye saatlerdir yolunu gözlüyorlar. Al. Sadece bunu mu aldın? Özlem ne olur yapma. Zaten çok yorgunum. Sen yorgunsun. Ya ben? Sabahtan akşama kadar 4 çocukla harp ediyorum. Harp! Çamaşır, bulaşık. Buzdolabı tam takır. Ev dökülüyor. Evet dökülüyor. Ne yapayım? Kaç kez söyledim ev sahibine. Evi tamir ettir diye. Hiç tındığı yok ya adamın. Baba, babacığım. Babacığım bebeğimi aldın mı? Alacak tabii. Parası olunca alacak. Babam bir bebek mi alamayacak sanki? Değil mi baba? Maaşı daha almadım. Hele bir alayım ondan sonra. Tabii ya. Babanız maaşı bir alsın. Dünyayı alır size. Dünyayı. Özlem. Ayıp oluyor ama çocukların yanında. Ne kızıyorsun? Maaşın evin masraflarına yetmiyor zaten. Söz verip de çocukları kandırma bari. Ne yapayım? Ne diyeyim? Sen çaresizlik nedir bilmez misin? Hiç yokluk çekmedin mi? Çekmedim. Anamın evinde ben böyle miydim? Bir elim yağda bir elim baldaydı. Bir de şu halime bak. Ben bebek istiyorum bebek. Ben istemiyorum baba. Yağcı seni. Ayakkabıların delindi babana söyleyemiyorsun değil mi? Maaşı alınca bir bakarız. Bebek de mama istiyor. Altına hazır bez istiyor. Bizse... Neyse. Yemek hazır mı? Hazır Paşa Hazretleri, hazır. Özlem, bak çileden çıkıyorum ha. Kızdın mı bilirsin? Yeter be. Yeter. Oğlum, eminim. Sana neden Emin adını verdim biliyor musun? Nazı bırak da kalk artık. Kahvaltı hazır. Tamam, kalkıyorum. Çocuklar sofrada bekliyor. Tamam, geliyorum. Dur yeme. O benim. Hayır, benim işte. Anne. Çocuklar, sofra başında kavga etmeyin bakayım. Babam gelsin, onu beklesenize. Merve de her sabah bal yiyormuş, salam yiyormuş. Bir gün babam da alacak, göreceksin bak. Niye almıyor? Alacak. Konuşmayın da yemeğinizi yiyin hadi. Ne bekletiyorsun çocukları? Otursana. Herkes önündekini yesin. Pisboğazlık yapmayın bakayım. Azarlama çocukları. Bırak istedikleri gibi yesinler. Tamam tamam, bir şey demedik. Evde hiç yağ yok. Akşam gelirken bir teneke al bari. Hay Allah. Hiç param da kalmadı ama... Neyse, bir çaresine bakarız. Hadi bana eyvallah. Aa, teyzem geldi. Ne? Burcu abla. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi rüzgar attı sizi? Merhaba millet. Biz böyle geldiniz. Sürpriz yaparız işte. Çok özledim. Çiğdemciğim. Hoş geldin bacanak. Hoş bulduk. İstanbul'da işim vardı. Dedim ki çocuklara, isterseniz siz de gelin. Üf, ne güzel araba. Hoş geldiniz. Bu da anne, babam daha işin olacak. Benim babam da alacak. Bak, bebeğimi de getirdim. Ne kadar güzel bebek. Marka bunlar. Çok pahalı ama babam aldı bana. İşe gidiyordun galiba.
Gitmesem de olur. Misafir yalnız bırakılır mı hiç? İzin alırım. Ne lüzum var canım? Sen git işine git. Hem ben de durmayacağım. İşlerim var. Eve girseydik, otursaydık. Otururuz, otururuz. Daha bir süre buradayız. Gelmişken çocuklar İstanbul'un tadını iyice bir çıkarsınlar istiyorum. Hadi bin de götüreyim seni şimdi. Sonra ben de gider işlerime bakarım. Geldik. Çocuklar da çok özlemiş sizi. Siz girin içeri. Biz Bacanak'la gidiyoruz. Güle güle. Hadi Bacanak. Hadi biz de içeri girelim. Hadi, hadi çocuklar. Bakalım. Bir sana anlatacak o kadar çok şeyim var. Biliyorum, biliyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz çocuklar. Benim babam da araba alacak. Nasıl alacak? Bu arabanın kaç para olduğunu biliyor musun? Hiç değişmemişsin be Bacanak. Eskiden neysen hep aynısın. Kaç senedir oturuyorsun o evde? 5 yıl oldu. Bir ev almalısın artık. Ev almak kolay mı Bacanak? Hele bu zamanda. Bunu sen mi söylüyorsun? Neredeydi senin banka? Az kaldı. Hah, işte şu bina. Vay be. Genel müdürlük binasıymış. Ya Bacanak, amma alçak gönüllü adamsın ha. Bankada çalışıyorum deyince ben de sanmıştım ki bir şubede falan çalışıyorsun. Şubede çalışıyorum Bacanak. Genel müdürlüğün merkez şubesinde. Gelseydin de bir çayımı içseydin. Hele bir işlerimi göreyim. Gelirim söz. Tamam öyleyse bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa, ne oldu buna? Ay abla, hala değiştirmediniz mi bu mobilya takımlarını? Çeyizlik takımların değil mi bunlar? 3 sene evvel geldiğimde ne gördüysem hepsi aynı. Değişen bir şey yok bu evde. Aldırsana enişteme yeni bir takım. Anlamadım gitti. Ne yapacaksınız bu kadar parayı? Mezara mı götüreceksiniz? Ne parası Çiğdem? Enişten para mı kazanıyor sanki? Abla yapma. Söylenenlere bakılırsa eniştemin elinden geçen para kimsenin elinden geçmiyormuş. Ha, öyle. Geçiyor tabii. Sadece geçiyor ve gidiyor. Akıp giden su gibi. Gene mi at yarışı? Göreceksin bak. Bir gün altılıyı tutturup zengin olacağım. Zengin. Hadi bitir artık şunu. Daha bankamatiklere gideceğiz. İşimiz uzun. Charlie mi Zehra mı? Hangisi? Ya bırak şu atları artık. Zehra geçen hafta iyiydi. Ha, evet ha. Evet. Zehra 1. olur kesin. Hadi. Sevecektim bir kere. Kırarsın. Vallahi kırmam. Baban niye almıyor sana? Alacağım diyor ama almıyor. Maaşını alınca alacak. Hep öyle diyor ama. Babam alacağım diyorsa alır. Hani spor ayakkabı alacaktı sana, aldı mı? Ben babama ne dersem alır. Bebek istiyorum dedim, en iyisinden aldı. Ay, sizin eviniz ne kadar küçük. Hem de eski. Bizim evimiz hep güzel. Sen öyle san. Babamı da savunup durma. Murat abime cep telefonu alacaktı. Aldı mı? Ben babama desem hemen alır. Benim babam da alır. Ay abla, dolapta hiçbir şey yok. Ne yiyip ne içiyorsunuz siz? Hiç. İdare ediyoruz işte. Ne yapalım? Aman, eniştem de pek safmış canım. Millet her şeyi hamuduyla götürüyor. Onun yerinde Sedat olacaktı var ya. Ah kardeşim ah. Laftan anlamı yok ki. O kadar da diyorum, gözünü aç. Bu zaman uyanık olma zamanı. Ama nerede? Yani darılma abla ama. Senin bu kocan biraz salak galiba. Benim babam salak değil, salak değil. Aa, ne oluyor ya? Aman, boş ver. Benim babam salak değil. Salak değil. Mm-hmm.
senin şansın. Bugün 10 tane bankamatiğe uğrayacağız. Yorucu bir gün olacak. Evet. Zehra da birinci gelirse değme keyfime. Zehra? Evet, Zehra. Sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Hayret bir şey ya. Nasıl girdin içeri? İn çabuk aşağı. Ne oldu abi? Savaş, bu da kim? İn aşağı. İn. Abi. Niye gülüyorsun? Haberin yok galiba. İşe yeni girdi. Müdür bey sana bahsetti sanıyordu. Adem. Benim adım Adem değil. Emin. Emin misin? Evet efendim. Giriş çıkışlar kontrol ediyor. Araç şu anda intikal halinde. Adem. Hadi be kızım. Hadi. Yürü be! Kim tutar seni? Fulle. Tamam. Abi bir fatura alıp geleyim ben. Bana hiç yabancı gelmiyorsun. Ya. Yeah. Sanki seni bir yerde görmüş gibiyim. Bana da öyle geliyor. Çok ilginç değil mi? Ne çok para var burada. Servet. Hani diyorum bunların hepsi senin olacak var ya. Üf, ne iyi olurdu değil mi? Düşünsene. Arzu ettiğin her şeye sahip olurdun. Para bunlar be, para. İnsanoğlu bunlar için nelerini vermez ki? Ne ilginç meslek bizimkisi. Para içinde yüzüyorsun ama parasız yaşıyorsun. Düşünsene, şu paralar bizim olsa tüm dertlerin sona ermez mi? Mutluluk, huzur. Geleceğe umutla bakan çocuklar. Para bu dostum, boru değil. Bir kerecik bana uy, her şey senin olsun. Karın, çocuğun, dostların, tanıdığın, tanımadığın herkes sana bey der, efendim der. Hı? Ne diyorsunuz siz? Mesela diyorum. Yeni arkadaşımızla tanıştınız mı? Tanıştık, tanıştık. Çok tecrübeli elemanmış. Zehra kızım, biraz gayret. Hadi. 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 Müthiş heyecan veriyor olmalı. Ne? Heyecan. Dokunmak. Nasıl bir duygu? İnsanın içi gıcıklanıyor değil mi? Hı? Hani ne derler? Söyle şunun adını. Şehvet gibi. Memur karısı olur rahat ederim demiştim ama nerede?
Babanız maaşını bir alsın, dünyayı alır size. Babacığım, bebeğimi aldın mı? Anamın evinde ben böyle miydim? Ev almak kolay mı bacanım? Hele bu zamanda. Bunu sen mi söylüyorsun? Bu sözü para içinde yüzen adam söylüyor ha? Vay be. İnsanın aklından neler geçiyor değil mi? Oğlum, eminim. Sana neden Emin adını verdim biliyor musun? Hadi be kızım. Enişteniz gelmedi mi? Gelmedi. Bu senin Burcu. Berkçin, bu da senin. Bana yok mu? Ben de istiyorum. Çocuklar, onları da verin biraz. Görmemiştir çocuklar, ne yapsınlar? Babam bana alır. Babam getirecek dedim sana, duymadın mı? Getirmiyor ama, hiç getirmiyor. Getirecek dedim, getirecek. Bu çocuğun görgüsü de yok ya. Sedat, dışarıdan bir şeyler alsaydın. Bir şey yok bu evde. İki küle et aldım. İyi iyi. İstersen otele gidelim. Ayıp olur. Bir gece kalalım hiç değilse. Nasıl? Sen hallettin mi işlerini? Ayıp ettin hanım. Birkaç kuruş para sıkıştırdım ellerine. Anında yaptılar işimi. Ablama, çocuklara çok acıyorum. Aman bırak. Kendi düşen ağlamaz. Boş ver. Beni mi takip ediyorsun? Yok. Dolaşıyordum öyle. Evine gitsene. Nerede kalıyorsun? Bir barakada. Küçük bir baraka ama yine de idare ediyorum. Buralarda mı? Buraya çok uzak. Burada ne işin var o zaman? Bekleyen kimse olmayınca gitmek istemedim bir an. Belki beni evine davet edersin diye düşündüm. Yani istersen tabii. Bizde misafir var ama peki. Sigorta kayıtlarından kontrol ettim. Ben de oynamak istiyorum. Olmaz. Biriyle yapılmış bir anlaşma varmış. Bu kişinin... Nerede kaldı bu bacanak ya? Kurt gibi acıktım valla. Yanılmıyorsam Hakli adında biriydi. Ne? Hakli, evet. Pittsburgh'lu çelik. Nihayet bacanak. Yolunu gözleye gözleye bir hal olduk. Emin, ayıp değil mi bu yaptığın? Ne yapayım Özlem? İşimiz uzadı. İş arkadaşım. Selam. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Misafirimiz mi olacak? Eğer rahatsız ediyorsam ben... Olur mu hiç öyle şey? Buyurun. Çocuklar, hadi diğer odaya geçin. Hadi bakalım. Buyurun. Buyurun. Kızmadın değil mi? Sokakta evet. Bırakamazdım. Kızdığımı kim söyledi ki? Keşke bütün arkadaşlarım böyle olsa. İlginç.
Üzerinde şeytan tüyü var sanki. Birden kanım ısındı. Çok tanıdık gibi geldi bana. Demek bizim bacanağın iş arkadaşısınız. Demek siz de iş arkadaşımın bacanağısınız. Ha? Seni tanıyorum. Emre, hadi odana. Rahatsız etme bakayım misafirimizi. Kusura bakmayın. Çocuk işte. Evet, çocuk. Onu tanıyorum. Yeter Emre. Odana gir ve bir daha çıkma. Hadi. Tekrar kusura bakmayın. Bu çocuğa bir haller oldu son günlerde. Baba. Emre. Babacığım, ben onu tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Gördüm. Çok kötü kokuyor. Çok kötü bakıyor. Saçmalama. O benim iş arkadaşım. Bir daha da böyle konuştuğunu duymayacağım. Hem nereden çıkarıyorsun bunları? Bilmiyorum baba ama o... Tamam, sus. Anlamadığın şeylere karışma. Tamam. Baba, kardeşime bebek alacaksın değil mi? Alacağım. Abime cep telefonu? İnşallah. Babacığım, Sedat eniştemden daha zengin olacaksın değil mi? Bizim de arabamız olacak değil mi? Emreciğim, üzülme oğlum. Baksana hiç yakışmıyor. Sana salak diyorlar baba. Para kazanamaz diyorlar. Yalan değil mi? Sen çok para kazanacaksın. Öyle değil mi? Çünkü sen para dağıtıyorsun. Para içinde yaşıyorsun. Öyle değil mi? Bak Emreciğim, para kazanacağım. Kazanmaya da çalışıyorum. Hadi git, kardeşlerinin yanına git. O arkadaşın... Karışmayacaktın ya. Oğlum, eminim. Sana neden Emin adını verdim biliyor musun? Ben gideyim artık. Kalsaydın, yemek falan yerdik. Aa. Ben doydum. Ay lütfen. Kalsaydınız. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yine geleceğim, merak etmeyin. Hepinizi çok sevdim. Tam bana göresiniz. Rahatsız olmayın. Ben hemen şuradan kaybolurum. Ne söyledi size? Niye gülüyordunuz? Neler söylemedi ki? Paradan söz etti. Para hakkında o kadar çok şey biliyor ki. Şeytan gibi bir adam. Vallahi çok sevdim onu. Birden kanım ısınıverdi. Ulan bacanak, bu arkadaşından iyi istifade et. Ahan da buraya yazıyor. Sen bu adamın sözünü dinle. Kısa zamanda köşeyi dönmezsen bana da Sedat demesinler. Sahi, neydi o adamın adı? O çok pis kokuyor, çok pis. Sus bakayım. Evdekileri çok sevdim. Ama bir o kadar da acıdım. Ne? Kime acıdın anlamadım. Bacanağında baldızına değil tabii. Karından, çocuklarından bahsediyorum. Yazık. Dünyanın parasını taşı. Bankamatik bankamatik dolaş. Çoluğuna çocuğuna bir faydası olmasın. Olacak iş mi bu? Hem yapılacak iş mi? Ben olsam senin yerinde. Neyse. Zor gibi görünüyor ama aslında çok kolay bir iş. Ne? Anladın ne demek istediğimi? Paramparça lazım değil bana. Paranın haramı mı olurmuş? Hem haram da neymiş? Eskilerin safsatası. Artık modern, çağdaş bir dünyada yaşıyoruz. Hı? Böyle şeylere itibar etmek doğru değil. Komik olma. Bak,
Arkadaşını yaşıyor. Hadi oğlum biraz gayret. Altılıyı tutturmak için çırpınıp duruyor. Doğru. Onun işi şansa kalmış. Ama seninki değil. Gel abi. Gel abi. Çok ucuz çok. Çocuklarınıza defter kalem. Çok ucuza. Çocuklarınıza defter kalem. Buyurun abi. Emre? 5 milyon. Baba. Oğlum. Emre. Oğlum. Ne yapıyorsun sen? Bunlar senin kitapların. Senin çok sevdiğin eşyaları. Niye satıyorsun? Babacığım. Paraya ihtiyacımız var. Sana destek olmak istedim. Oğlum. Aslanım. Öyle şey olur mu? Hadi topla eşyalarını. Hiçbir şeyini satmayacaksın. Hadi. Hadi. Neredesiniz siz? Geldik işte. Çiğdemler o kadar beklediler. Baktılar gelmiyorsunuz gittiler. Hani bugün de kalacaklardı? Acele işleri çıkmış. Bu nereden geliyor? Ha? Elindekiler ne? Bir şey yok hanım. Oğlumuz artık büyüyor. Baba bana cep telefonu aldın mı? Biraz sabret oğlum. Sen de hep sabret diyorsun babaya. Sabret oğlum sabret. Sabrede sabrede çatlayacağız ya. Özlem ne olur sen bari gelme üzerime. Sen bari gelme sen bari gelme. Üf yeter ya yeter. Sana ne oluyor? Cinler tepeme çıkıyor. Anladın mı? Cinler tepeme çıkıyor. Yeter artık. Yeter. Başkası olsa bir gün durmaz bu evde. Bense hep sabrediyorum. Şu eşyalara bak ya. Elin evine git de bir gör. Elin evinden bana ne? Önemli olan eşya değil biziz. Büyütme bu kadar. Ben de başkası gibi yaşamak istiyorum. Anladın mı? Eniştemin ne fazlalığı var senden? O da lise mezunu sen de. Aa, olmaz mı? Var var. O para kazanmasını biliyor. Beni konuşturma Özlem. Eniştenin nasıl zengin olduğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Aldığı rüşvetler müşvetler. Rüşvet müşvet. Para kazanıyor ya sen ona bak. Haram para yahu. Haram. Bu zamanda başka nasıl para kazanılır? Sen böyle haram helal dedikçe. Ben çocuklarımın boğazından haram lokma geçirtmem. Asla. O zaman sürünsünler. Süründükleri filan yok. Abartma bu kadar. Abartma. O arkadaşının lafını bir dinlesen. Adam neler biliyor. Bari onu dinle. Öf be. Öf. Öf. Yeter. Usandım artık. Usandım ya. Yeter ya. Emre, evladım, aferin sana. Senin için dua ettim baba. Allah'ım dedim, babama yardım et. Bol para ver demedin mi? Öğretmenimiz dedi ki, helal para isteyin. Aferin oğluma, aferin. Bir daha et bakalım, ben de göreyim. Allah'ım, babam çok para kazansın. Ayşe'nin bebeğini alsın. Murat abime cep telefonunu alsın. Annem için de bir şeyler alsın. Sana? Ben istemiyorum. Sana da spor ayakkabısı. Küçük kardeşin Canan? O da büyüsün. Başka?
Şeytan evimize hiç girmesin, bize hiç uğramasın. Hadi be, yine kaybettim. Ah atılgın. Burun farkı ya. Geçseydi köşeydim şimdi. Bence bırak şu atların peşini. Ne yapayım abi? Çalışabildiğin kadar çalış. Elindekiyle mutlu olmasını bil. Ya sen abi? Sen aldığın maaşla mutlu musun? Ne komik değil mi abi? Bizim elimizden geçen para kimsenin elinden geçmiyor. Milyarlara, trilyonlara dokunuyoruz ama... Ama ganyanda para arıyoruz. Sen? Acayip vallahi. Çok acayip. Aman Savaş. Şeytana mı uyalım yani? Bazen aklımdan geçmiyor değil vallahi. Şeytan bazı zamanlar öyle şirin geliyor ki insana. Sana da öyle gelmiyor mu abi? Bunlara dokunurken aklına hiç güzel bir şey gelmiyor mu? Ha? Okşa. Ha? Güzel değil mi? Okşa. İçinde hissedebiliyor musun? Ben de başkası gibi yaşamak istiyorum. Eniştemin ne fazlalığı var senden? O da lise mezunu sende. Aa, olmaz mı? Var var. O para kazanmasını biliyor. Bu zamanda başka nasıl para kazanılır? Sen böyle haram helal dedikçe. Oğlum, eminim. Sana neden Emin adını verdim biliyor musun? Ne oldu abi? Parayı yerleştirdim ama yok gösteriyor. Sistemde arıza var galiba. Parayı gördü nihayet. Hiç yapmazdı. İşini bitirdin mi? Evet. Nereye gidiyorsun? Eve. Maaşımı aldım da. Bu kadarcık mı? O kadar para içinde senin payına düşen bu kadar mı? Büyük haksızlık. Yok canım. Ben maaşımdan memnunum. Kendini aldatıyorsun. Zeli götüreyim, gel. Barakada kalıyorum demiştin ama araban da pek güzelmiş. Öyle. Gidiyoruz. Kaçı kalır sence? İşte. Kira parası, elektrik su parası, mutfak masrafları, borçları, geriye hava. Büyük haksızlık. Ne oldu? Yola hiç bakmıyorsun. Araba nasıl gidiyor? O yolunu biliriz. Şaka şaka. Thank you.
Neden durdun? İn hadi, sana bir şey göstereceğim. Hadi. Niye durduk burada? Hava alalım biraz. Şu ev çok güzel değil mi? Evet. Senin gibi birine böyle bir ev yakışır işte. Böyle bir evin olsun ister misin? Adem, ben seni bilmez miyim? Dayanamazsın Elma ya. Ne dediniz? Hiç hiç. Ersin bu hemşerim. Hemşerim. Merhaba Ersin. Vay be, seni görmeyeli belki de 10 yıl oldu. Nasılsın? Tanıyamadım sizi. Nasıl tanımazsın? Ben Emin. Bizim evin az altında oturuyordu. Ha, tamam. Al. Al bununla idare et. Beni dilenci yerine koydu. Ona dersini verebilirsin. Çocukluk arkadaşım. Bana dilenci muamelesi yaptı. Tanımamazlıktan geldi. Paranın gücü işte. Parayı elde et, sen de ona aynısını yap. Yoksullar için toplanan paranın üstüne oturduğunu söylemişlerdi de inanmamıştım. İftiradır demiştim. Aklını kullanıyoruz. Sen de kullanabilirsin aklını. Üstelik senin için daha kolay bu. Tavsiyeme evet demen yeterli. Tavsiyem? Ne tavsiyesi? Su içinde yüzüyorsun. Ama susuzluktan ölüyorsun. Bir yudum bile içemiyorsun. Çok garip ve büyük haksızlık. Oysa yudum yudum içsen, susuzluğunu kandırsan. Onca sudan ne eksilecek? Hem eksilse bile ne fark edecek? Kim fark edecek? Yani siz bana... Anlamadım. Anladım. Bal gibi anladım. Heyecanlandın değil mi? İşte ben bu heyecanı istiyorum. Bu heyecanı seviyorum. Bayılıyorum. Yok. Olmaz. Olmaz. Git bakalım Adem. Sonunda geleceksin. Nerede kaldı bu adam? Belki işten geç çıkmıştır. Maaşını bugün alacaktı değil mi anne? Evet. Yaşasın, bana bebek alacak. Cep telefonu alır mı bana? Sizin bebeğinizin telefonunuzun sırasıydı şimdi. Geldi işte. Bebeğimi aldın mı baba? Aldın mı baba? Al kızım. Teşekkür ederim babacığım. Bu da senin. İkinci el ama şimdilik idare et. Giy bakalım. Beğenecek misin? Ben ayakkabı istemedim baba. Benim ayakkabım var. Al oğlum al. Ama baba paran... Parasını böyle ıvır zıvır harcamıştır. Kalmamıştır tabii. Özlem, sen demiştin. Ben sana şimdi mi al dedim? Hadi bakalım. Mutfak masrafı için ne vereceksin görelim. Kadar mı? Çocuk mu kandırıyorsun ha? Ne yeter bu?
İdare et işte. Borçtur, kiradır derken kalan para bu. Her ay böyle. Her ay böyle. Yeter artık ya. Bir gün olsun gün yüzü görmeyecek miyim ben? Bıktım. Bıktım senden. Bıktım senden. Bıktım. Babacığım. Al geri ver bunu. Ben kendime bez bebek yaptım. Al baba geri ver. Al baba. Özlem. 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 Sevgilim. Git başımdan. Git. Büyütme ne olur. Buluruz bir yerden. Bak, neye karar verdim. Geceleri bir işte çalışacağım. İş arıyorum. Ağlama ne olur. Çalışacağım diyorum sana. Git başımdan. Git başımdan. Git. 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 Özlem. 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 Çocuklar. Anneniz nerede? Buradayım. Ne var? Ne diyecektin? Para mı vereceksin? Ver. Ver de görelim bakalım. Hep aynı rüyayı görüyorum. Öyle korkunç ki. Senin rüyalarından bıktım artık. Bıktım. Ah ah. Çürüttün beni, çürüttün. Sen koca olsan ne olacak ha? Bir eve bakamadıktan sonra. Özlem. Ne var? Varma üzerime. Yeter artık. Sen de aklını kullan artık. Senin eline düşen fırsat kimsede yok. Aman yok bir şey. Anne burası çok pis kokuyor. Hadi çocuklar içeri. Babama bırak. Hı? Beni görüyor musun çocuk? Bırak.
yine mi sen? Beni mi takip ettin? Peki niye? Başka çaren kalmadı. Anlamadım. Zor durumdasın, öyle değil mi? Hayır. Çaresizsin Adem. Hayır. Sen de aklını kullan artık. Senin eline düşen fırsat kimsede yok. Gözlerimi yumarım. Bilinçaltını niçin baskı altında tutuyorsun? Sağlığına yazık. Rahat ol, rahat. Abi hasta mısın? Yok. İyi görünmüyorsun. İyiyim. Hadi de oğlum. Endişelenme. O at yarışında. Üstelik senden de hiç kuş kulağımız. Sana bir fikir önerebilir miyim? Bence her kasadan bir deste al ve şuraya gizle. Ve sonra bütün ATM'lerin hepsine birer deste gizle. Ama orada herkes görür. Görmez. Ademoğlu aptaldır. Her şeyi gördüğünü sanır ama aslında burnunun ucunu bile görmez. Sen onları oraya koyacaksın. Ve daha sonra da gece ortalıkta kimse kalmayınca tek tek toplayacaksın. Bir servet sahibi olacaksın. Nasıl fikir ama? Şeytanca değil mi? Yanıma alsam? Deli misin? Onca parayı yanında taşıyamazsın. Kuşkuları üzerine çekersin. Önerime kulak ver. Beni dinle. Peki. O zaman başla. Göster kendini. Hadi be oğlum, hadi. Savaş, hadi gidelim. Abi, bugün sende harbi bir durum var. Hastaneye gidelim istersen. Yok yok, iyiyim ben. Peki abi, sen bilirsin. Tebrikler.
Saat kaç oldu? Neredeydin? Hem eve bir şey getirme, hem de bu saate kadar dışarılarda sürt. Biz burada açlıktan ölelim. Yeter artık, yeter. Gideceğim, annemlere gideceğim, boşanacağım senden. Yeter artık, bıktım senden. Para, paralar, paralar. 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 Bizim mi? Paralar. Canım sevgilim. Bir tanem benim. Nereden bulduğumu sormayacak mısın? Ne önemi var? Para getirdin ya eve. Boş ver. Özlem, Özlem, ben çaldım. Hırsızlık yaptım. Kim çalmıyor ki? İz bırakmadın değil mi? Farkına varmazlar, boş ver. Anlamazlar. Bilmiyorum. Anlasalar ne olacak ki? Yeter ki paran olsun. Bu para bizde olduktan sonra işe ne lüzum var? Zengin olduk. Zengin olduk, zengin olduk. Zengin olduk, zengin olduk, zengin olduk. Zengin olduk. Kimler gelmiş? Küçük Adem. Herkesin keyfi yerindeyken sana ne oldu böyle? Gitsen de eğlen. Bak, babanın parası var artık. Size her istediğinizi alacak. Şeker alacak, çikolata alacak. Müthiş değil mi? Git. Pis. Küçük Adem. Hadi git, sen de katıl onlara. Sen de hayatını yaşa. Git, pis şeytan. Demek beni tanıdın. Peki burada olduğunu söyleyecek misin onlara? Evet, söyleyeceğim. Kimse inanmaz ki sana. Ne annen ne baban, hiç kimse. Hepsi bana kapılmışlar çünkü. Biliyor musun çocuk? Benim en büyük maharetim varlığımı hissettirmeden varlığımı güçlendirmektir. Hadi söyle. Bağır, çığlık at. Benimle mücadele edemezsin. Beni yenemezsin. Vazgeç. Gitsen de katıl onlara. Paranın mutluluğunu yaşa. Unut her şeyi. Ve büyü artık. Boşuna uğraşma benimle. Seni yeneceğim. Sen. Sen küçük adam. Evet, ben. Allah'ım, babamı koru. Onu koru Allah'ım. Babamı çok seviyorum Allah'ım. Onu kötü yapma. Babam kötü olmasın. Allah'ım, ne olur. Babamı çok seviyorum. Çok seviyorum. Oğlum, eminim. Sana neden Emin adını verdim biliyor musun? Emanete sahip çıkasın diye. Halk içinde emin olasın diye. Peygamber Efendimiz'e ne deniyordu biliyor musun? Muhammedül Emin. Çünkü emin kişiydi. Onun hürmetine sana Emin adını verdim. (Gülüyor)
Canım sevgilim benim. Hayatım, canım. Kalksana hadi. Aa, lütfen panik yapma. Korkma, hiçbir şey olmayacak. Korkma. Ya Özlem, ben hırsızlık yaptım. Para çaldım. Aynı sözü söyleyip durma lütfen. Sanki yolsuzluk yaptın da memleketi batırdın. Sen iz bırakmadın değil mi? Önemli olan o. Bırakmadın değil mi? Emin, bu parayla neler yaparız bir düşünsene. Hemen bir ev alalım. Şöyle lüks semtten dubleks bir ev. Sonra sıfır bir araba. Üstümüze başımıza bir şeyler. Evin eşyaları. Ay! Her ne kadar kızsam da sana, bir gün yüzümüzü güldüreceğini biliyordum. Bekliyordum. Canım, canım, canım. Seni çok seviyorum. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bunu bir yere gizlemeliyiz. Ne olur ne olmaz. Nereye saklayalım bunu ya? Çocuklar kuşkulanmaz mı? Aman. Çocuk kısmı değirmenin nasıl döndüğünü merak bile etmez. Onlara istediklerini ver yeter. Hem bir kulp buluruz. Endişelenme. Yarın her şeyimiz olacak. Her şeyimiz. Hadi. Hadi yatalım artık. Ben sana neden Emin adını verdim biliyor musun? Ne oldu? Hiç. Hiç. Özlem, ben kötü bir iş yaptım. Şeytana uydum. Paraları geri vereceğim. Çıldırma. Olan oldu bir kere. Eğer geri vermezsem ben vicdan azabından... Ulan sen de. Ne vicdanıymış? Sana onca para teslim edip de aç bırakanların vicdanı mı var? Olsun. Vereceğim. Geri vereceğim. Paralar nerede? Buradaydı. Nasıl olur? Hatta uyurken elimle tutuyordum. Özlem, lütfen rol yapma. Rol yapmıyorum. Paralar yok. Nasıl yok? Yok paralar. 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 Yoksa biri seni takip mi etti? Paralar. 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 Bittim ben.
Paralar, paralar yok. Bittim. Paralar, paralar, paralar yok. Paralar. Ne yapacağım ben şimdi? Paranın eksik olduğunu anlayacaklar. Benden ve arkadaşımdan kuşkulanacaklar. Galiba bunu hak ettim ben. Şeytana uymanın cezasını hak ettim. Hepinizin üstündeyim. Yetti be. Beni kandırdığın yetti. Oynamayacağım. Senin yüzünden her şeyimi tükettim. Yeter. Bundan sonra hiç ganyan oynamayacağım abi. Kanım emdi ya. Elimde avucumda ne varsa tüketti. Ama yeter artık. Bugün karar verdim. Bir daha elimi sürersem tövbe. Tövbe. Abi ya. Ne olduğunu söylemedin. Şu sıralar bir hal var sende. Abi. Canım çok sıkkın Savaş. Lütfen. Hadi çıkalım. Savaş. Buyur abi. Nerede o? Kim abi? Bizimle beraber olan o adam. Ha, o mu? İşten ayrılmış. Yok. Ya. Bir şey mi oldu? O şeytan Savaş. Şeytan! Allah Allah! Neyi var bunun ya? Bir bakayım şuna. Merhaba Adem. Şey, affedersin, affedersin. Emindi değil mi? Çok dalgınsın. Senin yüzünden. Sana uydum. Bana mı uydun? Kim dedi sana uy diye? Kim dedi sana söylediklerimi dinle diye? Senin aklın iraden yok mu? O sana böyle değerler vermedi mi? Bir de sana secdetmemi söyledi. Sana. Senin neren üstün? Neren aptal insan? Hı? Sen. Sen kimsin? İşte sizin en çok bu halinize gülüyorum. Soruyu hep başta değil de sonda sorarsınız. Sen benim kim olduğumu bile düşünmek istemedin. Sadece parayı düşündüm. Hı? Parayı. Çocuklarım. Karım. Hı? Az da yetinebilirdin. Ya da başka bir alternatif düşünebilirdin. Hı? Ama sen daha kolayını seçtin. Beni tercih ettin. Direnmedin bana. Teslim oldun. Çünkü söylediklerim çok hoşuna gidiyordu. Kanını kaynatıyordu. Ben de görevimi yaptım. Bu iş böyle Adem. Bu bizim savaşımız. Ve ben kazandım. Yarın her şey anlaşılacak ve ben senin yarınki halini seyretmekten öyle mutlu olacağım ki. Tamam, tamir ettim. Bulmalıyım. Bulmalıyım. Teslim etmeliyim. Abi dur. Nereye gidiyorsun abi? Harbiden bir şeyler oluyor bu adama. Hey.
bulmalıyım. Bulmalıyım. Madem ki artık beni tanıyorsun, seninle daha açık konuşacağım. Seni bu durumdan kurtarabilirim. Bana efendim de yeter. Efendim diyeceksin bana. Bir sözcük, tek bir sözcük. O zaman seni bu sıkıntıdan kurtarırım. Kaybettiğim paraları bulurum. Seni daha zengin ederim. Ne diyorsun bu teklifime? He? Sadece efendim diyeceksin. Evet. Paraların kaybolduğunu daha kimse fark etmeden, henüz vakit daha erkenken. Yoksa hapishanelerde mi çürüyeceğiz? Sen hapisteyken çocukların ne yapacak? Onlar parasız pulsuz yaşayabilir mi? Hadi, kimsenin ruhu bile duymayacak. Kimse fark etmeyecek. Hani şu hortumcu dedikleriniz var ya. Hani şu yolsuzluk yapıyor dedikleriniz. Onlar lüks içinde yaşıyor. Ama kimse onlara hırsız demiyor. Kimse suçlamıyor. Neden? Çünkü bana uyuyorlar. Bana efendim diyorlar. Ben de onların dediklerini yapıyorum tabii. Tek kurtuluşum benim. Ben. Benim. Oğlum, eminim. Sana neden Emin adını verdim biliyor musun? Emanete sahip çıkasın. Halk içinde emin olasın. Peygamber Efendimiz'e ne deniyordu biliyor musun? Muhammedül Emin. Çünkü emin kişi. Onun hürmetine sana Emin adını verdi. Hayır. Tek kurtuluşum sen değilsin. Tek kurtuluşum o. Ona açacağım içimi. O beni bilir. Allah'ım bir hata ettim. Şeytana uydum. Allah'ım cezama razıyım. Hak ettim. Ama yeter ki şeytanın şerrinden koru. Bir daha ona uydurma beni. Allah'ım çok pişmanım. Hayır, pişman değil. Kurtulmak için öyle söylüyor. Tövbe ediyorum. Hırsızlık yaptım. Yaptı ama. Bana uydu. Tövbe Allah'ım. Tövbe. Adem. Niye tövbe ettin Adem? Adem dedin ya bana. Senden üstünlüğümü hatırladım bir anda. Şeytan. Nasıl? Benim adım Emin. Muhammedül Emin'den aldım adımı. Babam söyledi. Allah'ım sana şükürler olsun. Cezama razı. Gidip her şeyi itiraf edeceğim. Ve sana sığınacağım.
Müdürüm. Ben suçluyum efendim. Şeytana uydum. Hırsızlık yaptım. Ne garip ki çaldığım paraları da kaybettim. Buraya her şeyi itiraf etmeye geldim. Biraz sonra polise gidip teslim olacağım. Beni affedin. Güveninizi sarstım. Bana emanet ettiğiniz parayı adım emin olmasına rağmen emin olamadım. Emanete ihanet ettim. Ne olursa olsun cezama razıyım. Biliyorum. Çaldığın para bunlar mıydı? Bu torbadakiler. Sen Emin ismine ihanet etmiş olabilirsin ama oğlun senin gibi düşünmemiş. Senin gibi davranmamış. Ve senin hıyanetine razı olmamış. Her şeyi anlattı bana. Parayı o saklamış. Sonra seni kurtarmak düşüncesiyle bana getirdi. Çok mükemmel bir oğlum var. Ama sen... Ben yenildim efendim. Şeytana yenildim. Pes etme hemen Emin. Buraya itiraf için gelmekle, böyle erdemli bir oğul yetiştirmekle onu yendin. Emin, biliyorsun, şeytana uyan cezasını bir şekilde çekmeli. Her ne kadar sonradan pişman olsan da seni işten atmak zorundayım. Yaşadıkların da sana ders olsun ki bir daha dikkatli olasın. Anlıyorum efendim. Haklısınız. Utanıyorum oğlum. Utanıyorum. Babacığım. Gel barışalım. Bana çok mu dargınsın? Sana uymanın cezasını çektim. Ama artık temiz bir sayfa açıyorum hayatımda. Bundan sonra sakın bana bulaşma. Aileme bulaşma. Şimdi çekil önümden. Dur. Sakin ol. Beni böyle kovamazsın. Ben sana yardım etmek istemiştim. Yine de edebilirim. Daha geç kalmış değilsin. Sana ihtiyacım yok. Benim Yaradan'a ihtiyacım var. Çekil dedim. Peki. Ama yine görüş.
görüşeceğiz. Elbet yine geçireceksin bir gün aklından beni. O gün geldiğinde çok yakınında olacağım. Çekil. Özbillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Emin, kimle konuşuyordun? Sesler duydum. Biriyle tartışıyordun sanki. Evet. Ama ben galip geldim. O kötü günler geçti artık. Öyle değil mi oğlum? Artık her şey çok güzel olacak sevgilim. Buna çok sevindim Emin. Çok sevindim. Emin, biliyor musun? Sevgi Hanımlar çok güzel bir araba almışlar. Biz de alırız değil mi? Sonra mobilyaları da değiştirmek lazım. Üzerime elbise. Dökülüyorum resmen. Havva, beni mi çağırdın? Ha? Seni hala görüyorum.